Merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere biraz Büyük Reset ya da Yeşil Reset adı verilen sistemden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bugünlerde günümüzde çok moda olan bir terim bu. Ve birçok insan da bu konuyla ilgili bilgi karmaşası içinde. Çünkü hepimize farklı farklı şeyler anlatılıyor. Daha net, daha açıklayıcı bir şekilde anlatmak istedim ben de. Böyle büyük reset dediklerinde, yeşil reset dediklerinde aslında neyi planlıyorlar? Bu sistem tümüyle Tanrı'yı kusurlu gösterme planı ve çok büyük bir oyunun basamaklarından bir tanesi arkadaşlar. İnsanları biliyorsunuz karanlık tarafın ya da Illuminati adını verdiğimiz işte reptil destekli tarafın aslında yapmak istediği şey insanları bir devlet, bir dünya devleti, bir dünya dini, bir dünya milleti ve bir dünya parası ile transhumanizm yapısı altında birleştirmek. Bunun için de ulusların ortadan kaldırılması lazım, devletlerin yıkılması ve dünya yönetecek büyük bir şirket tarafından, genelde Illuminati bir şirket tarafından, bu Illuminati ailelerin işte Rockefeller'lar, Rothschild'lar falan bunların hepsinin bütün oluşturmuş olduğu bir konsorsiyumun egemenliği altında yönetilen bir insan toplumu istiyorlar. Bunun için de bunu başarmanın da temel yöntemlerinden bir tanesi bizim Büyük Reset dediğimiz yapıyı devreye almak ve bu planı hayata sokmak. Peki bunu nasıl başarabilirler? İsterseniz kısacık bundan bahsedelim. Bunun için öncelikle programın başında dediğim gibi Tanrı'ya kusurlu göstermek gerekiyor. İnsan Tanrı'dan daha mükemmelini yaratır şekline getirmek istiyor. Bunun için işte doğayla oynuyorlar, iklimlerle oynuyorlar. İnsanın zaafı olabilecek bir pandemi sistemi planladılar ve bunun adına da pandemi dediler, global bir pandemi dediler. Ve bu pandemik süreç içinde insanların inanç sistemleriyle, işte sağlıklarıyla ve izole edilmiş insanlarla daha itaatkar bir yapıya sokmaya çalıştılar. Bütün bu planlar devreye girdi. Ancak bu yaşanan pandemi süreci tam istedikleri gibi de olmadı açıkçası. Onlar daha büyük oranda işte insanların kaos haline düşmüş olmaları, ekonomilerin daha hızlı bir şekilde çökmüş olmalarını istiyorlardı. Ancak bu global sistemi, transhümanik sistemi ulus devletleri güzel direndi ve istediklerine ulaşamadılar. Bunu başaramayınca ki bunların planları 150 yıllık planlar. İkinci sistemi devreye soktular. Doğayı devreye soktular. İşte bu son çıkan yangınlar stratejik yangınlar diyelim dünyanın birçok noktasında hem ulus devletlerin başını derde sokmak hem de işte bakın işte Tanrı'nın yaratmış olduğu ormanlar aciz kaldı, yandı. İklim değişiyor. İşte Tanrı kusurlu yaratmış, iklim değişiyor. İnsan kusurlu. Biz bunların hepsini değiştireceğiz şeklinde ikinci bir iklim demir planını ortaya soktular. Ve dediler ki bir küresel ısınma başlıyor. Halbuki dünyanın tarihine bakarsanız küresel ısınmaların ve soğumaların da döngüsel olduğunu görürsünüz. Belirli dönemlerde küresel ısınmalar olmuş. Belirli dönemlerde küresel soğumalar buz çağı olmuş mesela, buz devri olmuş ama bunlar bir döngü içinde olmuş ve bu döngülerden bir tanesi de şu anda işte ısınma gibi gözüken esasında mini bir buzul çağına doğru ilerleyen bir dünya sistemini gösteriyor. O zamanlarda teknoloji var mıymış ki daha öncekilerde işte hani insan kaynaklı mıymış bu iklim değişimleri? Hayır. Tabii ki değil. Bu seferki iklim değişimin de tamam insanların belki bu fosil yakıtlar yüzünden bu işte parmağı olabilir ama o kadar da değil. Dünyanın kendi döngüsü içinde özellikle manyetik takılar döneminde iklimsel değişimlerin söz konusu olması gayet normal. Bu sistemi uygulamaya çalışıyorlar. Ve doğaya baktığımızda işte kusurlu bir doğa moduna sokmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki biz insan olarak Tanrı'ya tapan yerine işte şeytana tapan insan olarak, illuminatik insan olarak daha kusursuzunu yaratacağız ve aslında yaptıkları sistem ne de işte kısmen de olsa Tanrı'yı kıyamete zorlama dediğimiz yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu istedikleri şeyle gene başarılı olamayacaklar ancak bu bir dönem, hani belirli bir dönem, bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Önce gördüğünüz ateşle oynadılar, sonra suyla oynadılar, şimdi toprakla oynamayı planlıyorlar. Bunu yaparken de
Aslında bilgi birikimleri de çok fazla. Nasıl bir bilgi birikimi? İşte dünyanın bu manyetik taklası ile ilgili bilgi birikimine de sahipler. Ve bu sistemi de çalışmaların içine katarak şimdi bir iklim değişimi, işte pandemisi, bu da bir pandemi gibi, bunu devreye soktular. Eskiden geçen senelerde virüsle ilgili kapanmalar yaşarken şimdi kapanmaların şekli işte iklimsel kapanmalara dönüşecek ve bununla insanları kısıtlamaya başlayacaklar. Bir sonraki aşama özellikle bu karanlık tarafın yaptığı işte şeytana tapmayı tüm dünyada kendi dünya dini haline getirmek olacak. Bunu da nasıl yapacaklar? Neuralink ve Starlink projelerini devreye alarak yapacaklar. Tepemizde homojen olarak dağılmış 40 bin tane uydu. Ve bu aşılama süreçlerinde insanlara verilmiş olan bir takım grafendioksit gibi maddelerle Neuralink'i devreye sokabilecek şekilde, frekansları insana yükleyebilecek şekildeki yapılar. Bütün bunlar devreye girdiğinde itaat eden, Tanrı'ya inanmayan ama şeytana tapan bir insan grubu oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bunun ayinlerini de yapıyorlar. İşte bu Diyarbakır ve Hatay'daki Mitra tapınaklarında olduğu gibi, Göbeklitepe'de, Şirince'de olduğu gibi ki bu ayinlerin daha hızlı bir şekilde devam ettiğini göreceğiz. Şimdi İstanbul'da buna benzer bir ayin olacak. Yakında onu bekliyoruz. Ona göre önlemler de alınmaya başlandı. Bu şekilde dediğim gibi bir taraftan işte iklim değişimiyle birlikte ulus devletleri parçalayıp da işte kendi sistemleri daha kolay göz önüne alınsın diye bu göçmen krizlerini dünyada yaklaşık 1 milyar göçmeni devreye sokacaklar. Bunlar her gittiği yerde ulus devletleri parçalayacak ve bölgenet sisteminin bir başka versiyonu bu şekilde devreye girmiş olacak. Aslında çok aşikar olan bir plan. Yapmak istedikleri çok görünür bir plan. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Hani bu sistemin içinde yok mu olacağız? Çünkü sistem şunu istiyor. Tanrılar ve köleler, şeytanik bir tanrı yapısı ve onu tapınan ve işte birer eşya haline gelmiş insan toplulukları ve işte ulusal bir parayla veya ulusal sermayeyle desteklenen çalışmayı bırakmış insan toplulukları. Buna karşı gelenler ise sistem dışı bırakılıp daha zor şartlarda yaşamaları sağlanacak. Bayağı büyük bir plan var aslında. Tabii ki bu planın içine biz sadece farkında olarak ve kafamızı kullanarak, akıllı olarak, aklı selim davranarak, gerektiği şekilde isyan ederek veya işte bunların kurmaya kalkıştıkları düzene bir takım karşı düzenler alarak ilerleyeceğiz. Şunu sakın unutmayın, karanlığın planları varsa aydınlığın ilk başladığı anda hepsi yok olur. Aslında bu yaptıkları son çırpınışlar, teknolojiyi kullanıyorlar. Teknolojiyi belli seviyede mesela yeşil şehirler yaratmak için kullanıyorlar. Tanrı kusurlu yaptı, biz kusursuz şehirler oluşturacağız, kusursuz bir doğa oluşturacağız. Genetik yapısı değiştirilmiş insan, hayvan ve ağaçlardan oluşan yenilenebilir enerjiyle birlikte kendisine bakan şehirler üreteceğiz. Ve bunun için de işte bu son yangınlar bunun esasında eseri. Bu bölgelerde çıkan yangınlarla bir sonraki dönemde bu şekilde bir sistem kurmaya çalışacaklar. Ama tabii ki kendi yaptıkları bu sistemin içinde kendileri yok olacak. Sadece bunun için biraz daha beklememiz gerekiyor. İşte yukarının planının yavaş yavaş devreye girmesi gerekiyor. Bu süreci düşüncelerimizi, özgürlüğümüzü, inancımızı kaybetmeden geçirmemiz gerekiyor. Bunu da başarabilecek bir toplumuz. Toplumsal olarak başlayan şey dünyasallaşacaktır. Ve unutmayın ki Türkiye bu süreçte, Anadolu coğrafyası bu süreçte en önemli parçalardan bir tanesi. Özellikle bu kıyı şeritlerimizin yanması biraz bununla da bağlantılı. Bunları size daha sonra uzun bir programda Big Reset'in işte madde madde her bir prensibini anlatmaya çalışacağım. Bu sadece bir giriş videosu olsun dedim. İkinci, üçüncü videolarını hızlı bir şekilde tamamlayıp YouTube'a koyacağım. Abone olduğunuz, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Esenlikler dolu, bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, afiyet
Hepsi sizinle olsun canlar. Görüşmek üzere.